Medyakritik'in ikinci bölümünden tekrar merhaba. Akışımızdaki haberle devam ediyoruz. Türkiye ve ona bağlı grupların Kuzey Suriye'ye saldırıları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu askeri harekata karşı çıkan ABD, Rusya ve İran'ı hedef aldı. Rejimin terörle mücadeledeki çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını söylemesi ise dikkat çekti. Münbiç Halk Belediyesi çalışanları kanalizasyon kazı çalışmaları sırasında bir toplu mezar buldu. Demokratik Sivil Yönetim binasının yanındaki kazıdan 6 kişiye ait cenazeler çıkarıldı. Türkiye ve ona bağlı silahlı grupların Kuzey Suriye'ye saldırıları da devam ediyor. Şehpa kantonuna bağlı Tel Rifet ilçesinin çevresi bombalanıyor. 26 Temmuz'da Tel Rifet yine bombalanmış ve 6 yurttaş yaralanmıştı. Bombardımanda yaralanan kadınların tedavileri sürüyor. Afrin Hastanesi Müdürü Azat Raşo, Rusya'yı ve tüm insan hakları makamlarını Türkiye'ye karşı görevlerini yerine getirmeye ve bu suçlardan sorumlu tutmaya çağırdı. Bu arada Zirgan ve Tiltemir'e saldırıların 3 günlük bilançosu yayınlandı. Türkiye ve ona bağlı silahlı gruplar Heseke kantonunda bulunan 31 köyü 72 saat boyunca bombaladı. Saldırılarda bölge sakinlerinin evleri, halk merkezleri ve Rusya üssünün çevresi 458 obüs atışı ile hedef alındı. Saldırılarda 9 kişi yaralandı. Şam hükümet güçlerinden bir asker hayatını kaybetti. Süryani Habur Savunma Meclisi'nden 3 savaşçı yaralandı. Halkın ev ve arazileri zarar gördü. Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. Bu artık bir motto haline geldi. Cumhurbaşkanımızın sözü bir gece ansızın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV 100 kanalında olası Kuzey Suriye'ye askeri harekatla ilgili iddialı konuştu. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü destekleyicidir bizim bu tür harekatlarımız. Hedefinde ABD ve Rusya vardı. Burada terör mevcudiyeti halen var. Rusya Federasyonu ve ABD ikisi birden, ikisini de suçluyoruz. Sözlerini tutmadılar. ABD'ye sorular yöneltti, IŞİD'le mücadeleyi kenara bırakalım sözleri dikkat çekti. Suriye'yi bölmek istiyorsunuz, bize karşı mı destek veriyorsunuz? ABD'nin bunu açıklaması gerekiyor. Öyle DAEŞ'le mücadele ediyor falan, bunları bırakalım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Türkiye'nin SİHA saldırısında yaşamını yitiren Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutan Yardımcısı Salva Yusuf için taziye mesajına tepki gösterdi. DAEŞ'le nasıl savaştıklarını da gördük. CENTCOM'un bu yaptığı tabii kabul edilemez ama ABD'nin terörle mücadeledeki samimiyetine ya da samimiyetsizliğine de güzel bir örnek. Hedefinde Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı çıkan İran da vardı. Daha önce bu teröristlerin buradan temizlenmesi konusunda İran'la görüşmeler de yapıyorduk. İran'ın derdini. Şam hükümetine destek ifadeleri dikkat çekti. Bu konuda rejimin yapacağı çalışmaya da biz her türlü desteği veririz. Yani siyasi desteği veririz. Rejimin de kendi topraklarında bir terör örgütünü temizlemesi en doğal hakkıdır. Şartları da vardı. Ama rejim de ılımlı muhalefeti, bu bak bizim hakkımız diye de ılımlı muhalefeti de terörist gibi görmesi de doğru değil. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran HDP Genel Merkezi'nde kadın gündemiyle ilgili açıklama yapıyor. Kameralarımıza HDP Genel Merkezi'ne çeviriyoruz. Başladı. İçişleri, aslında Suç İşleri Bakanı bu ülkenin artık bütün suçlularıyla kol kola el ele fotoğraf vermekten hiç çekinmeyen, sürekli bir biçimde kadınları, Kürtleri, demokratik siyaseti hedef alan İçişleri Bakanı hedef alması akabinde Cumhurbaşkanı verdiği talimatta Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için bir süreç yürütüldü. Biz bu dokunulmazlığın kaldırılması sürecinin yine demokratik bir siyasette bir darbe, kadın iradesine bir darbe, halkların iradesine bir darbe olduğunu biliyoruz. Aslında bir prosedürün sadece gerçekleştirildiğinin de çok farkındayız. Çünkü AKP Genel Başkanı açıklamasında derhal bu ihanetin hesabı sorulmalı derken bu süreci aslında noktalamış oldu. Kendi açısından bu süreç tamamlanmış oldu ama göstermelik formalite bir biçimde mecliste komisyon toplandı ve Türkiye tarihinde görülmemiş
bir biçimde bir milletvekilinin 2911'e muhalefet ve müessir fiil nedeniyle Türkiye'de dokunulmazlığı kaldırılıyor. Dokunulmazlık görüşmesinin yapıldığı salon daha önce de benzer hukuksuzluklara, siyasi darbe operasyonlarının bir aracı, bir mekanı halindeydi. Bu dokunulmazlık görüşmeleri de yine bunun bir benzeri olarak devam etti. Aslında orada yapılan görüşmelerde iktidar ve ortağının AKP-MHP ittifakının milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerde burada meselenin bir polise karşı gerçekleştirilen bir eylem olmadığını açık bir biçimde bize gösterdi. Yargı bir kez daha arasallaştırılmak, demokratik siyaset bu biçimde demokratik siyasete geri adım attırılmaya çalışılıyor. Halbuki çok yakından hep beraber yine izledik ve gördük. AKP milletvekillerinin kollukla kurduğu ilişki, hakaretleri, saldırıları, yumruklamaları MHP milletvekilinin, ama bunlarla ilgili herhangi bir süreç başlatılmamıştı. Hatta yetmedi. Bu kolluk, bu polisler hakkında sürgün kararları verildi. Hatta bu kişiler, polisler gelip milletvekillerinden özür dilemek, kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Bu ülkedeki çifte standartın, ikili hukukun bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Ama buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 2015'ten bu yana sistematik bir biçimde uyguladığınız bu operasyonlar başarısız oluyor. Denenmiş, sınanmış ve başarısız olmuş bu yöntemler bir kez daha başarısız olmaya mahkumdur. Bizler, her bir milletvekilleri, yine bileşenlerimizin partilerinden milletvekili arkadaşlarımızın hiçbiri dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmadı. Çünkü zaten hiçbirimizin dokunulmazlığı yoktu. Özellikle gerçekleştirmiş olduğumuz eylem ve etkinliklerde polislerin gerçekleştirdiği fiziki müdahaleler de aslında, fiziki müdahalelere varacak saldırılar da aslında bunların bir göstergesi. Ve bu yöntemlerle bize geri adım attıramayacaksınız. Salihe Aydeniz, bileşen, en büyük bileşen partimiz olan DBP'nin eş genel başkanıdır. Bir kadın, bir Kürt olduğu için bu saldırılara maruz kalmıştır. Halkın iradesidir ve iradesi olmaya devam edecek. Tabii ki kumpaslar, saldırılar, siyasi soykırım operasyonları, talimatlı yargının ve talimatlı vekillerin ilk vukuatı değil bu. Yine değerli arkadaşlar, Kobani kumpas davası da bu talimatlı yargının gerçekleştirmiş olduğu süreçlerden bir tanesi. Kobani kumpas davasının pazartesi günü 15. duruşması görüldü. 6 yıl boyunca olaydan sonra 6 yıl boyunca tek bir işlem yapmayan, hiçbir ifade bile almayan yargı, her nasıl oluyorsa 6 yıl sonra aldığı talimatla alelacele bu dosyayı bitirmeye çalışıyor. 15. duruşmada da aslında talimatlı yargının çok açık bir biçimde resmini hep beraber gördük. Milletvekili ve mücadele arkadaşlarımız orada savunmak yapmak istediler. Kadın arkadaşlarımız Sabahat Tuncel savunma yaparken mikrofonu kapatıldı. Diğer arkadaşlarımız kendisinin yanına gitmek isteyince gidişlerine izin verilmediler. Salonda tabiri caizse rehin alındılar. Ama orada kadın arkadaşlarımız çok net bir biçimde ifade etti. Biz de buradan talimatlı yargıya, cübbelerinde ilikler olmamasına rağmen önlerini iktidarın önünde iliklemeye çalışanlara, şu anda iktidarın politikalarına göre pozisyon alan yargı mensuplarına buradan bir kez daha sesleniyoruz. AKP gidecek ama hesabı siz vereceksiniz. AKP gidecek, sizi koruyacak, hiç kimse kalmayacak. Gerçekten o zaman demokratik hukuk önünde hepiniz bu yaptığınız hukuksuzluklarız. Bu yaptığınız hukuksuzlukların, bu eylemlerin hepiniz hesabını vereceksiniz. Biliyoruz ki mahkeme başkanı, savcısından hakimine, yargı mensuplarının tümü iktidarın politikalarına göre pozisyon alıyor. İktidarın politikalarına göre hareket ediyor. Adil yargılanmanın bu ülkede artık olmadığını, bu ülkenin uzun bir süredir demokratik bir hukuk devleti
olma vasfını kaybettiğini çok iyi biliyoruz. Mahkemelerde hukukun uygulanmadığını, mahkemelerde yasaların uygulanmadığını, mahkemelerde anayasanın uygulanmadığını çok farkındayız. Bunun en son örneği belki Kobani Kumpas davası ama buna onlarca örnek sayabiliriz. Biz yarın HDP Kadın Meclisi olarak duruşmaya da olacağız. Arkadaşlarımızın yanında yer alacağız. Hep beraber mahkeme heyetinin yargılamasına değil, arkadaşlarımızın mahkeme heyetini ve iktidarı yargılamasını izleyeceğiz. Çünkü çok açık ki aslında bu süreçte yargılanan değil, yargılayan bizleriz. Yargılayanlar Aysel Tuğluk arkadaşımız, Sabahat Tuncel arkadaşımız, Figen Yüksekdağ, Ayla Akat ve diğer bütün arkadaşlarımız aslında AKP-MHP ittifakının Kürt ve kadın düşmanı politikalarını Kobani Kumpas davasında da bir kez daha yargılamaya devam edecek. Ve arkadaşlarımızın mikrofonları kapatıldığında söylediklerini buradan kamuoyun önünde yüksek sesle bir kez daha söylemek istiyoruz. Biz milyonlarca insanın temsilcisiyiz. Demokrasi için mücadele ediyoruz. Sizden de adalet beklemiyoruz. Evet, sizden adalet beklemiyoruz. Biliyoruz ki yargınız gibi adaletiniz de yanlı, adaletiniz de iktidarın durduğu yerde. Adaleti bu ülkede biz sağlayacağız. Evet, talimatlı yargının örneği sadece politik dosyalarda değil, sadece demokrasi mücadelesi yürütenlere, bizlere, siyasetçilere karşı uygulanmıyor. Talimatlı yargının bir başka örneğini de hep beraber Danıştay'da gördük. Danıştay'da İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesi için onlarca kadın kurumunun, baronun, siyasi partinin, insan hakları kurumunun başvurusuyla bir dava açıldı. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden, yani kadınların büyük emek, mücadele ve bedellerle elde etmiş olduğu, kalemin kimin elinde olduğunun önemli olmadığı, imzacısının kadınlar olduğu bu sözleşmeden AKP Genel Başkanı kendisine verdiği yetkiyle bir gece yarısı çekildiğini ilan etti bütün ülkeye. Kadınlar sokakta, alanda, meydanda, meclis kürsüsünde mücadele etti. İstanbul Sözleşmesi bizim dedi. Bir de hukuki bir süreç başlattı ve bu kararın iptali için Danıştay'a bir dava açtık. Bizler de dava açanların içerisindeydik. Danıştay'da süreci takip ettiğimizde aslında bütün savunmalarda, bütün beyanlarda bu sözleşmelerden geri çekilmenin ulusal ve uluslararası hukuka aykırı olduğu çok net bir biçimde ortadayken savcı, Danıştay savcısı her duruşmada geri çekilmenin hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi yönünde mütalaa verirken maalesef yine talimatlı yargı, önünü iktidarın önünde ilikleyen yargı bizi şaşırtmadı. Erkek yargı olduğunu, kadınlardan taraf olmayacağını bir kez daha göstererek Danıştay'dan geri çekilme kararını onaylamış oldu. Peki bu süreçten bugüne neler yaşadık Türkiye'de kadınlar olarak? Son 10 gün içerisinde yaşanan kadın katliamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 19 Temmuz'da Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararından sonra en az 7 kadın bu ülkede katledildi. Sadece basına yansıyanlar bunlar. Çünkü her basın toplantısında, her konuşmamızda ifade ediyoruz. Bu ülkede artık iktidar, bakanlıklar, yetkililer bu verileri bizlerle paylaşmıyor, özellikle üstünü örtüyor. En az 7 kadın, bakın 10 gün içerisinde 7 kadın yaşamını yitirdi. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Pınar Damar, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ormanlık bir alanda katledilmiş bir halde bulundu. Pınar'ı katleden Metin Aydın tutuklandı. Pınar'ın ailesi günler öncesinde kayıp başvurusunda bulunmuştu. Elif Güneş, İstanbul Kadıköy'de ayrıldığı Koray Gülbar adında bir erkek tarafından katledildi. Faili henüz yakalanamadı. Güllü Sülük, Eskişehir'de evli olduğu erkek Ramazan Sülük tarafından katledildi. Elif Çakır, Afyon Karahisar'da boşanmak istediği erkek olan Doğukan Çakır tarafından katledildi. Derya Tekin, Muğla'da ayrıldığı Fatih Er Yılmaz tarafından katledildi. Birgül Göksu, Kocaeli'de evli olduğu Yakup Göksu tarafından katledildi. Nuriye Mert, 27 Haziran'da İzmir'de boşanma aşamasında olduğu Ertekin Mert tarafından silahla vurulmuştu. 24 gün sonra
bugün maalesef yaşamını yitirdi. 24 Temmuz tarihinden bugüne, yani bu ülkede en temel sorunlarından biri olan Kürt sorunun demokratik yöntemlerle vazgeçildiği ve çatışmalı bir sürece girdiğimiz günden bugüne, yani militarist erkek egemen politikaların daha da körüklendiği günden bugüne, kadına yönelik şiddet vakaları her geçen gün biraz daha arttı. İktidar bunun aksini ifade etse de sadece basına yansımış olanların sayılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 2015 yılından şimdiye kadar katledilen kadın sayısı 2015'te en az 303 kadın katledildi. 2016'da 328, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474, 2020'de 471 ve 2021'de 497 kadın erkek şiddeti tarafından erkek şiddetiyle katledildi. Bunlar sadece basına yansıyan rakamlar. Bunun maalesef daha fazlası olduğunu biliyoruz. Yani iktidarın söylediğinin aksine, kadına yönelik şiddetin azaldığını her gün iddia etseler bile bu hakikat karşımızda duruyor. Yıldan yıla artan kadına yönelik şiddet vakalarıyla karşı karşıyayız. Ve bu kadına yönelik şiddet vakaları her gün biraz daha fazla artarken iktidar ve yargısı İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararını ısrarla onayladı. Danıştay'ın verdiği bu karar, bu yanlı karar, aleni bir şekilde kadına yönelik şiddetinde altına imza atmış oldu. Kendini de bu şiddetin bir parçası haline getirdi. Bizler HDP ve HDP Kadın Meclisi olarak ilk günden beri İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın, İstanbul Sözleşmesi bizimdir diyerek sokaklarda 8 Mart ve Nevroz alan meydanlarında alanlarda mecliste savunduk. Bugün de savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede kadınlar katledilmesin diye mücadele ediyoruz. Erkek tahakkümüne karşı kadınların özgür yaşamını savunuyoruz. Kadınlar kendi adlarına kendileri karar versin diye mücadele ediyoruz. İşte bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizi, İstanbul Sözleşmesi'nin bizim olduğunu ifade etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamakta ısrar eden, bunda geri çekilmekte ısrar eden iktidar, bir taraftan da İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenen ve vazgeçmeyen kadınlara saldırmaktan da geri durmuyor. Kolluğu kadınlar karşısında kışkırtarak bir araç haline getiriyor. En son örnek Ankara'da, bu ülkenin başkentinde kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diye demokratik haklarını kullanmak istedi. Kadınlar, biz her gün katlediliyoruz, her gün erkek şiddetine maruz kalıyoruz, artık yeter demek için sokağa çıktı ama başka bir şiddet biçimiyle, devlet şiddetiyle yüz yüze kaldı. Polis şiddetiyle yüz yüze kaldı ve keskli kadınlar sokağa çıktığında bu polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Tabii ki iktidar bu şiddeti gizlemenin de her türlü aracını ve yöntemini uyguluyor. Çekim yapmak isteyen basın emekçileri, özgür basın emekçileri de bu şiddetten nasiplerini maalesef aldılar. Ama buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şiddetten ve kaostan, savaştan beslenen bu iktidar kaybetmeye mahkumdur. Bütün gücünüzü, kolluk gücünüzü önümüze yığsanız da, mahkeme salonlarınızda önümüzde barikatlar kursanız da, mikrofonlarımızı kapatsanız da biz sözümüzü söylemekten, mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edenler peki kimlerle yürüyor dersiniz? Az önce de ifade ettim. Bir İçişleri Bakanı var. Bu ülkede güvenliği sağlamakla görevli. Her gün türlü türlü suçluyla fotoğrafları çıkıyor ama sadece onun değil. İktidarın AKP-MHP ittifakının üyeleri ve yöneticilerinin de bu fotoğraflarının, görüntülerinin her gün çıktığını biliyoruz. Şimdi erkek egemen zihniyet sözleşmeyi iptal talebinden de iktidarın ortaklarından da kimlerle yol yürüdüklerini çok iyi anlayabiliriz. Bunun en son örneği olarak dün basına bir fotoğraf düştü. Derik Kaymakamı uyuşturucu için bir toplantı gerçekleştirmiş. Uyuşturucuya karşı mücadele için. Ama kanaat önderi olarak getirdiklerinden biri Türkiye'nin hafızasına kazınan NC davası olarak kazınan sanıklardan Şehit Davut D'ye de yer verdi. Yani küçük bir kız çocuğunun istismarında fail olan
Burada sanıklardan bir tanesi olan Şeyh Davud isimli erkek AKP açısından bir kanaat önderi. Uyuşturucuyla mücadele ederken çağırdıkları isimlerden bir tanesi bu. İktidarın kimlerle yürüdüğünü, kimlerle bir arada olduğunun bizim için en açık örneği. Ama tabii ki biz onların kimlerle yol yürüdüğünü biliyoruz ama biz de her gün yerelden merkeze örgütlerimizi genişleterek buna karşı mücadele edeceğiz. Gitmedik köy, çalmadık kapı, dolaşmadık bir mahalle kalmayacak şekilde örgütleneceğiz ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz bu erkek egemen iktidara, ittifaka karşı. Kadın katilleri ve istismarcıların cezasızlıkla ödüllendiren, koruyan, kollayan erkek yargıya karşı mahkeme, adliye salonlarında mücadele etmekten devam edeceğiz. Kadın avukatlarla bir araya gelip mücadeleyi daha fazla yükseltmenin yol ve yöntemlerini bulacağız. Şimdi kadına yönelik şiddet bir kırım boyutuna gelmişken, her gün en az bir kadın katledilirken, tabii ki bir taraftan da iktidarın yürüttüğü bu savaş, çatışma, düşmanlık politikasının bir sonucu olarak da her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Ekonomik kriz her gün biraz daha derinleşiyor. Fiyat artışlarından kendi haricinde herkesi sorumlu tutan bu yargı en nihayetinde fiyat artışlarını Allah'a bağladı. Diyanet ekonomik kriz ve fiyat artışlarını fiyatları tayin eden Allah'tır fetvasıyla üstünü örtmeye çalıştı. Evet, bir bu kalmıştı. Bunu da görmüş olduk. Son 4 yılda doğum kontrol haplarının fiyatları tam 3 kat arttı bu ülkede. Yoksulluk, istenmeyen gebelik oranları beraberinde kadını ve çocuğun istismarı ihtimalini artırdığını da hepimiz biliyoruz. Tarım işçisi kadınlar bir günlük yevmiye ile bakın bütün gün sabahın erken saatlerinde gecenin geç vakitlerine kadar yaz sıcağında çalışan mevsimlik tarım işçileri bir günlük yevmiye ile bir teneke yağ alamadıklarını ifade ediyorlar. İktidar bu kriz yokmuş gibi bir algı yaratarak kadın yoksulluğunu daha da derinleştiriyor. Ama biz kadın yoksulluğuna hayır demeye devam edeceğiz. Kadınların emeklerinin bedenleri gibi emeklerinin sömürülmesine de izin vermeyeceğiz. Kod 29, Kod 42 ve benzeri türevlerini WhatsApp mesajları ile işten atılan kadın işçilerle dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. 16 saat çalışarak akşama evde çalışmaya devam eden mevsimlik tarım işçisi kadınları dayanışma etkinliklerimizle devam edeceğiz. Ve arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde hepimizin bildiği gibi 20 Temmuz'da Federe Kürdistan bölgesinde Zaho'ya bağlı Perek köyüne yönelik yapılan bombalanmada aralarında çocukların da olduğu 9 sivil katledildi. 20'ye aşkın kişi yaralandı. Biz de buradan öncelikle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve yine yaralara da bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Defalarca ifade ettik, bir kez daha ifade ediyoruz. Bu insanlığa karşı suçtur ve biz bunu açığa çıkartılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve arkadaşlar, bombalanan alan bir piknik alanıydı. Bakın, sivil yerleşim alanı. Irak'ın dört bir yanından insanların gelip nefes almak istediği, biraz bütün bu yakıcı süreçten kaçmak istediği bir yerdi ve iktidar tam bu sivil alanını bombaladı. Ve şöyle aslında bir mesaj verdiğini biliyoruz. Nereye giderseniz gidin, nerede olursanız olun, size rahat nefes alacak bir alan bırakmayacağız mesajını vermektir. Bunun için ortam yaratmaktır. Her krizi, her sorunu, her krizi kaos alanına çevirme iradesidir iktidarın yaptığı militarist, milliyetçi, cinsiyetçi, erkek egemen politikaları her gün güçlendirmenin bir yöntemidir. Kadınları evlere hapsetmek, yaşam alanının dışına itmek, gençleri geleceksiz bırakarak korkan, itaat eden bir gençlik yaratılmak istenmektedir bu saldırılarla. Ve yine geliştirilen bu sivil katliamlarda bir kez daha bize Kürt ve kadın düşmanlığı üzerinden yürütülen kirli savaş politikasını göstermiştir. Biz bunu daha önce Roboski'den biliyoruz, Mahmur'dan biliyoruz.
Evet, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran HDP Genel Merkezi'nde konuştu. Kısaca başlıkları aktaralım. Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını eleştirdi. AKP ve MHP'li milletvekillerinin de dönem dönem polis şiddetine başvurduğunu, polise şiddet uyguladığını ancak böyle bir yaptırımla karşılaşmadığını ifade etti. Dokunulmazlıkların arkasına hiçbir dönem sığınmadıklarını, çünkü HDP'li vekiller olarak hiçbir zaman dokunulmaz olmadıklarını ifade etti. Bunu ifade ederken de özellikle toplumsal gösterilerde polislerin kendilerine temasa varacak şekilde şiddet uyguladıklarını söyledi. Yargı iktidarın politikalarına göre hareket ediyor dedi ve Kobani adı altında yapılan yargılamalara dikkat çekti. Yarın kadın meclisi olarak Kobani davasında olacaklarını, ancak arkadaşların değil sistemin nasıl yargılandığına tanıklık edeceklerini ifade etti. Bununla birlikte Yargıtay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına vurgu yaptı ve bir kez daha erkek adaleti görmüş olduk dedi. Ve bir taraftan da biliyorsunuz iktidarın, daha doğrusu Diyanet'in fetvası vardı. Fiyatları belirleyen Allah'tır demiş. İktidar ekonomi krizi kendi dışında herkese bağladı. Sıra Allah'a geldi dedi ve en son Diyanet yoluyla da fiyatların artışını Allah'a bağlamış oldular dedi. Ve Zaho'nun bir insanlık suçu olduğunu belirtti HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran. Ve devam ediyoruz. Canlı yayın konuğumuzla birlikte devam edeceğiz. Hatırlatalım, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 120 milletvekilinin imzasıyla meclisi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Meclis Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü toplantıya çağırdı. Toplantıyı ve sağlık çalışanlarının sorunlarını CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda tıp doktoru Mustafa Adıgüzel ile konuşacağız. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Şunu soracağım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir mitinginde sağlık çalışanları ile ilgili bir yasa teklifi hazırladıklarını söyledi ve bununla birlikte meclise olağanüstü toplanmak için çağrı yapacaklarını ifade etti. Evet, meclis toplanacak. Hazırlanan yasa teklifinin içeriğinde neler var acaba? Şimdi sağlık çalışanlarına sağlıkla şiddetle, şiddetin önlenmesiyle ilgili bizim çalışmamız uzunca bir süredir devam ediyor. Biz ilgili taraflarla da, yani kanun metnini hazırlarken AK Parti'nin yaptığı gibi ben yaptım oldu değil de biz geçtiğimiz hafta içerisinde mecliste Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'ın başkanında bütün sağlık çalışanlarını temsil eden, Hekimler Birliği'ni temsil eden Türk Tabipler Birliği'nin de katıldığı bir toplantıyla buradaki sağlıkta şiddetin önlenmesinde ne gibi bir önlemler alınabilir, ne gibi bir düzenlemeler yapılabilir, onu çalıştık. Zaten daha önceden çalıştıklarımız vardı. Hekim kökenli meslektaşlarımın, milletvekillerinin bireysel olarak yaptığı çalışmalar var. Bunlar biz raporlar halinde genel merkezimizde sürekli sunuyoruz. Buradan bir bunu önlemek üzere bir mevzuat, bir düzenleme getirmek istiyoruz. Ama öncelikle tabii ki meclisteki çoğunluğumuz kanun çıkarmak için yeterli olmadığı için bunu iktidar kanadının da bir yere yaklaşması lazım. Şimdi sadece saltta şiddet olduğu zaman işte hamasi laflarla bunu biz de karşı suyuz, buyuz demekle olmuyor. Biraz sonra konuşuyoruz. Saltta şiddetin kaynağı zaten bu AK Parti'nin yönetim anlayışıdır. 2002'den bu yana gelinen rakamlar ortadadır. Dolayısıyla sorunun kaynağı olanın sorunun çözümüne de katkı sunması lazım. Yani o yüzden Sayın Genel Başkanımız bunları görüşmek, hem de bir kanuni düzenlemeyi yapmak için meclise tatilde olduğumuz için olağanüstü toplantıya çağıracağını ifade etmişti. Biz de olağanüstü toplantıya çağırdık. Pazartesi günü meclis olağanüstü bu bağlamda toplanacak. Ancak AK Parti grubunun yaptığı açıklamada bu toplantıya riayet etmeyeceklerini, yani katılmayacaklarını söylediler. Sanıyorum HDP de bu yönde bir açıklama yaptı.
toplantı çağrısı tamam, kabul gördü, orada olacağız. Fakat acaba toplantı yeter sayısına ulaşılabilir mi? Bizim ve MHP'nin de katılmayacağını düşünürsek İYİ Parti'nin sayısıyla ondan tabii emin değilim. Bu yüzden biz görevimizi yapalım ama ne kadar karşılık görür artık ona bakacağız. Fakat bu yöndeki çalışmalarımız bugün olmasa yarın, zaten şurada fazla süreleri kalmadı. En nihayetinde birçok alanda olduğu gibi yapmadıkları düzenleme biz gelip yapacağız umarım. Toplantı yeter sayısına ulaşılır ise toplantıda hangi maddeler öne çıkacak, görüşülecek ya da neler konuşmayı planlıyorsunuz? Şimdi bir kere bu sorunun kaynağını ortaya koyacağız. Yani burada her şey net. Rakamları biraz sonra konuşuruz. 2002'de bunlar iktidara geldiği zaman bu ülkedeki sağlık çalışanlarının sorunları ne durumdaydı, şimdi ne durumda? Sağlıkta şiddetin boyutu ne durumdaydı? Konuşalım. Ne durumdaydı? O zaman bırakın. Ne durumdaydı bu zaman? Evet, lütfen konuşalım. Şimdi, evet. Bakın ben size mesela bir örnek vereyim. Bugün gördüğüm bir haberin üzerinden konuşayım. 2002 yılında yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı 59. Şimdi günde 7 hekim başvuruyor yurt dışına gitmek için. Yani daha önce bir yılda başvuran kişi sayısına şimdi bir haftada ulaşıyoruz. Şu ana kadar bakın geçen Aralık 2021'de tam 1405 kişi, 5 doktorumuz, 1405 doktorumuz yurt dışına başvuru yapmış. Bu yıl bunun 3000'e çıkması öngörülüyor. Yani şu ana kadarki sayılara bakarsak ve bunlar en önemli branşlar. Beyin cerrahisi, iç hastalıkları, genel cerrah, çocuk gibi ana branşlar. Ve bunlarda ciddi bir hekim kaybı yaşıyoruz. Bunun sonucu ne oluyor? İşte yine bugün birçok haber başlığında gördük. Çeşitli hastanelerin kapılarında, daha doğrusu hastanenin tamamının kapılarında kuyrukları görüyoruz. Sabahın 4'ünde 5'inde sıraya giren, muayene olmak için bekleyen, 5 ay sonrasında gün alan, kardiyoloji günü için 5 ay sıra bekleyen insanları görüyoruz. Evinde telefon başında randevu sırası bekleyen, ameliyat günü bekleyen insanları görüyoruz. Ya bu işin tek tarafı sadece sağlıkta çalışanların sorunları, doktorların sorunları, sağlıkta şiddet de değil. Bunun devamında da sağlık hizmetinin aksaması sorunu var. Yani sadece işte yandaş dolayısıyla şirketlere... Dolayısıyla bizim de sorunumuz oluyor. Tabii ki bütün Türkiye'nin sorunu. Bakın sadece beşli çeteye yap işlet devletle bina yaptırarak Türkiye'de sağlık sorunu çözülmüyor. Binanın içerisine doktor koyacaksınız. O sistemi hareketli hale getireceksiniz. Yani sağlıkta kendi yaşattıkları, kendi neden oldukları sorunları bir de çözmek yerine bunu sorunu kaynağı doktormuş, sağlık çalışanıymış gibi onlara yıkan bir hükümet anlayışı görüyoruz. İşte sağlıkta şiddetin temel kaynağı da bu. Yani sorunun kaynağı kendisi. Ne gibi? Açayım biraz. Mesela malzeme yok. Mesela sıra yok. Bir doktorun sırasında 140 hasta var. 141. konulmaya çalışılıyor. Yani içerideki hasta fazla vakit ayırmadığını, kendisi de fazla ilgilenmediğini söylüyor. Dışarıdaki hasta da beni niye almadığını söylüyor. Ya bunun artık bir arası yok ki. Yani eğer 140 hasta bakarsan süre daralır. Fazladan hasta baktığına kalkarsan hiç bakamaz. Yani buradaki sorunun kaynağı sıra olmayışının, doktor olmayışının sorunu kaynağı doktor gibi görüyor. Malzeme bulunmuyor. Ameliyat malzemesi yok. Dolar almış başını gitmiş, hastaneye bunu çeviremiyorlar. Malzemeyi aslında var da doktor yapmıyor, mahsus yapmıyor. Niye? Çünkü Erdoğan diyor ki Türkiye'de her şey var diyor. Mesela siz diyorsunuz ki aç var Türkiye'de diyorsunuz. Aç neredeymiş? Aç yok diyor. Şimdi vatandaş onu dinleyince ya aç yok da millet uyduruyor. Şimdi malzeme yok diyorsun, tıbbi malzeme yok diyorsun. Diyor ki Erdoğan var diyor. Demek ki var. Doktor yalan söylüyor. İşte doktorun üstüne hücum ediyor. Türkiye'de bulunmayan ilacın, bulunmayan tıbbi malzemenin, yapılamayan, verilemeyen poliklinik randevusunu sormusun, doktor gören, doktor gösteren bir anlayış var. Tabii vatandaşların bir kısmı da buna inanıyor maalesef. Çünkü eğitimli kesimle sorunlu bir hükümet yapısından bahsediyoruz. Eğitimli kesimle. Yani okumuş kesimi kendisine düşman gibi görüyor. Ya bu iş ta 2002'de doktor efendi dönemi bitti. Doktorlar halkın hizmetkarı olacak. Daha doğrusu doktorlar halkın her dediğini yapacak. Yapmazsa hesabını verecek şeklindeki bir anlayıştan buraya geliyoruz. Bakın o hastanede hasta hakları birimleri oluşturdu. İnsanlar bunu zannediyor ki İşte bizim sorunlarımızı çözmek için konum. Sadece vatandaşların gazı alınsın. Gelsin orada doktora bağırsın, çağırsın, sövsün. Canı sıkılan mesela hastane hastane gezip orada stresini atıyor. Öyle bir ortam. SABİM denilen kurum, sağlıkta işte sağlık istihbarat merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın.
Burada çeşitli şikayetleri inceleyin. Birçoğu tamamen yani bazı insanların stresini attığı bir yer gibi görüyor. Yani esas böyle sorun çözmek için oluşturmuş bir yer değil. Bir de bakanlığın buraya bakış açısı ilginç. Birçok kişiyle başıma geldi. Bunun örnekleri kamuoyuna da çıktı. Mesela bir doktoru öldüreceğini söylüyor SABİM'e. Kendini ihbar ediyor vatandaş. SABİM doktoru arayarak bu kişi seni öldürecekmiş önlemini al diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sizin eğer burada bir kamu görevlisiniz, böyle bir cinayet ihbarı geldiği zaman siz bunu emniyet birimlerine niye aktarmıyorsunuz sadece doktora? Sanki trafik levhası, yani hızınızı azaltın, 60 üstüne çıkmayın. Bunu uyarmak veya bozuk bu yol uyarısı yapmak bir yetmiyor. Ama, Tabii ki. Bakın benim çalıştığım hastanede var, kamuoyuna yansıyan var. Birçok var bununla ilgili, dünya kadar örnek verebiliriz size. Yani sadece sağlık müdürlüğünden doktoru arıyorlar. Seni bu şu kişi seni işte öldüreceğini ifade etmiş SABİM'e, önlemini al. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani o doktorun güvenli bir ortamda çalışmasını tesis edecek devlet değil midir? Ve dahası da şu var bakın. 10 yılda tam 110 bin sağlık çalışanı sağlıkta şiddete uğramış. 110 bin. Yani bu arkadaşlar yani 100 değil, 1000 değil, 10 bin değil. Ya 110 binden bahsediyorum. Ve Recep Akdağ döneminde 7 doktor arkadaşım öldürülmüş. Bu son bakanlık döneminde de 3 doktor arkadaşımız öldürülmüş. Yani hiçbir mesele yokken tamamen oradaki bir cani tarafından görevini yaparken öldürülmüş. Şimdi bakış açısını, hükümetin bakış açısını anlatmak anlamında söylüyorum bu işlere nasıl sebep olduğunu. Bakın Konya'da bir doktor arkadaşımız hem de hiç böyle bir tartışma olmadan öldürülüyor. Sağlık Bakanı hemen arkasından yaptığı açıklamada şöyle bir açıklama dili kullanıyor. Diyor ki Konya'da bir doktor meslektaşımız yine bir sağlık çalışanı olan güvenlik görevlisi tarafından öldürüldü. Kendisi de güvenlik görevlisinin bu sırada öldü. Ya adeta sanki iki sağlık çalışanı kavga etmiş de sonunda ikisi de ölmüş noktasına getirtecek işi sadece basit bir İki kişi arasındaki anlaşmazlık noktasına sokmaya çalışıyor. Yani doktorların yöneten, kendisi de bir doktor olan bir bakanın bakış açısı, eğer bende sorun yok, sorun insanlar arasındaki kişisel tamamen rastlantısal az sayıdaki örnek noktasına getirmeye çalışıyor. Ya senin önüne rakam gelmiyor mu kardeşim ya? Bak 110 bin şiddetten bahsediyorum. Yine hemen şunu da söylemek istiyorum. Gaziantep valisi tutuyor, kilometrece öteden bu sağlıkta şiddet değildir diyor. Ankara'daki Cumhurbaşkanı'nın danışmanı hanımefendi diyor ki bu sağlıkta şiddet değildir diyor. Herkes topyekun AK Parti kanadı bir şarjör mermi boşaltılmış bir doktorun üzerine çalıştığı poliklinik odasında bu sağlıkta şiddet değildir yarış içerisinde. Neden? Çünkü insanların sağlıkta sorun yaşattınız. Doktorları rahat çalıştırmıyorsunuz. Doktorlara yeterli İyi yaşam koşulları vermiyorsunuz. Doktorlar yurt dışına gidiyor. Sağlıktaki sorunun kaynağı AK Parti dedirtmemek için bunları sıradan vakalar halinde sunma telaşı var. Şimdi şöyle böyle bir anlayışla siz nasıl Mustafa Bey şunu evet sağlıkta şiddet tabii ki canları için en önemli sorunlardan biri ama bugün bir haber vardı sizinle de paylaşmak isterim izleyicilerimizle de 55 bin sağlık çalışanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderiyor. Ve bunlar aile hekimleri Cumhurbaşkanı'na şunu söylüyorlar. 84 milyon vatandaş direkt temas eden 55 bin aile hekimi çalışanı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sorunlarımıza yönelik bir çözüm anlayışı göremedik diyorlar. Ve çok daha önemlisi aile sağlığı merkezleri kiralarını ödeyemez, temel masraflarını bile karşılayamaz hale geldik. Aile hekimleri yoksulluk hatta açlık sınırındadır diyerek adeta feryat etmişler ve bunu Cumhurbaşkanı'na mektup göndererek yapmışlar. Bir aile sağlığı merkezinin kirasının ödenmemesi, temel ihtiyaçlarının bile karşılanmaması demek aslında bu aile hekimliklerinin bir süre sonra kapatılması anlamına geliyor. Durum bu kadar mı vahim? Ya durum bakın bu çok azı. Çözüm yani noktasında ben bu açıklamayı bugün gördüm. Ne yapılabilir? Bakın esas dünyada hani bu işi iyi yapan, sağlık sistemini iyi organize etmiş ülkelerde önleyici sağlık hizmetleri ön plandadır. Yani hastalık olmadan önlersiniz. Mesela Küba bu konuda dünyada en iyi yerlerden birisidir.
Biz de 60'lı yıllarda bir sosyalizasyon sistemiyle sağlık ocaklarını devreye soktuk. İşte aşılama programları, önleyici sağlık hizmeti anlamında. Şimdi buraları kapatıldı, bu aile hekimliği sistemi getirildi. Avrupa'da birkaç yerde denenmiş fakat son derece kötü bir sistem olduğu için birçoğunda terk ettiği bir yöntem. Şimdi aile hekimliğinden amacı neydi hükümetin? Benim başımdan atayım da nereye giderse gitsin. Şimdi o binaların tabii sırtından çıkartmış oldu. Birçoğunu kapattı, birçoğunu başka bir şekilde değerlendirdi. Şimdi aile hekimlerine yükledi bu işi. Yani oranın kirasını da aile hekimi ödüyor, çalışanın maaşını da aile hekimi ödüyor. Birçok giderini aile hekimi karşılıyor. Yani aile hekimi adeta bir dükkan gibi çalıştıracak ve orada insana sağlık hizmeti sunacak. Ya arkadaş, sağlık anayasal bir hak. Aynı milli eğitim gibi. Dolayısıyla bunu siz yani tamamen finansal bir konuymuş gibi çözmeye çalışıp da insanların özellikle de hekimler sırtına yüklemezsiniz. Hekimler sağlığın birinci uygulayıcısı. Onların kafasına hiçbir parasal sorun olmaması lazım. Bu konuların, finansman konularının tamamen asli devletin görevi olduğu için devletin yüklenmesi lazım. İşte oradaki tıkanıklık da aynı hastanelerde nasıl ki doktorlar yeterince standart bir hayat sürecek maaş alamadığı için çözümü başka yerlerde arıyorlar. Hükümetten umudunu kesmişler. Aile hekimliği birimlerinde de maalesef orayı çeviremedikleri için artık biz tıkandık. Ofis kiralarımızı da ödeyemeyeceğimiz için bunları ya siz ödeyin ya da kapatacağız noktasına. Yani her alan nereye dokunsanız bina işitirsiniz. Ciddi sıkıntılar var. Yani sağlık hizmetinin sunumunda sıkıntı var. Sağlık çalışanlarının yaşam koşullarında ve sağlık sunumunu yaparkenki koşullarda ciddi sıkıntılar var. Sağlıkta şiddet ayrı bir konu. Her tarafına birbiriyle bağımsız göremezsiniz. Yani bir tarafı sanki bağımsız görüyor, oraya bir şey dokundurmaya çalışıyor ama değil işte. Mesela siz bunu yap işlet devlet, şehir hastanelerinde de bağımsız görüyor. Yavaş yavaş toparlayalım Sayın Adıgüzel, zamanımız da evet. Oluyor. Hatırlatmış şimdi olayım. Bakın normal devlet hastanesinde veya özel hastanede bir muayeneye, bir dahiliye muayenesine 40 lira veren devlet şehir hastanesinde 100 lira veriyor mesela. Aynı muayene, aynı doktor. Niye? Çünkü o şehir hastanesinde yüklenici firmaya ödemesi gereken bir para var. Aynı köprü geçip de hani ödüyorsunuz ya fazladan. Bunun benzerinde şehir hastanesine muayene olan insanlar fazladan 60-70 lira. Bir muayene sadece. Tahlili falan demiyorum bakın. Onlar zaten dünyanın parası da. Muayene için yüklenici firmaya ilaveten devlet para ödüyor. Yani muayene aynı olmasına rağmen sistemi o yüzden hiçbir tarafında tutarlılık yok. Bir standartizasyon yok. Yani keyfine göre yapılan bir şey. Dolayısıyla bütün bunları topyekün ele almak lazım. Bizim getirmek istediğimiz düzenleme sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik. Ama sağlık sisteminin tüm sorunlarıyla ilgili ayrı bir plan çerçevesine bakmak lazım. Hem geçmiş dönemimizden hem şu ana kadar AK Parti'nin yaptığı kötü uygulamaların iyi bir şey birikti. Bir deposu birikti. Onların üzerinden önümüzdeki süreçte belli ki AK Parti de zaten bu işi çözmek noktasında bir şey yapmayacak. Zaten süreleri de fazla kalmadı. O yüzden biz bu işi yeni kuracağımız hükümetle beraber kendimiz topyekun çözmeye adayız. Çok teşekkürler Sayın Adıgüzel aktardıklarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Evet, konuğumuz CHP Ordu Milletvekili ve aynı zamanda Türk Tıp Doktoru Mustafa Adıgüzel'de. Meclis olağanüstü toplanacak ve sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının sorunlarını ele alacaktı. CHP'nin bu anlamdaki çalışmalarını sorduk ve bununla birlikte aslında sağlık sisteminde yaşanan problemleri de konuşmuş olduk. Bir haberle devam etmek istiyorum ben. Geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yılda Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin ilginç bir çıkışı vardı sosyal medya hesabından ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu ifade ediyordu. Evet, CHP'deydi, oradan istifa edip Memleket Partisi'ne geçti ve sonrasında oradan da istifa etti ve Cumhur İttifakı'nın daha güvenilir olduğunu ifade etti. Bunu da sizlere aktarmadan geçemedim. Eski bir CHP milletvekili sonra Memleket Partisi'ne geçti ve bugün de Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu paylaşmış
kamuoyuyla Twitter üzerinden. Ve devam edelim. Evet, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın olası bir Kuzey Suriye operasyonu ile ilgili şu cümleleri kuruyor. Eğer operasyon hala gündemimizde, yapmak istersek yaparız, kimseden izin almamıza gerek yok diyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Bloomberg'e konuştu. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik olası askeri harekata ilişkin her an yapılabilir dedi. Suriye'deki perspektiflerinin siyasi müzakerelerin devam etmesi olduğunu ileri süren Kalın, sahadaki durumun böyle olmadığını söyledi. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmemekle eleştirilirken Kalın, İdlib'de güvenliği sağladıklarını ve terör tehdidiyle de mücadele ettiğini iddia etti. O yüzden de Cumhurbaşkanımız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz. Ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir ifadelerini kullandı. Bir diğer gündemse Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl ihracatıydı. Kalın, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler denetiminde faaliyete geçirilecek İstanbul Koordinasyon Merkezi ile yıl sonuna kadar Rusya ve Ukrayna'dan toplam 50 milyon tona kadar tahılın dünya piyasalarına sunulabileceğini söyledi. Sevkiyatın 2 hafta içerisinde başlayabileceğini, 4 aylığına yapılsa da anlaşmanın uzatılabileceğini savundu. Türkiye'nin yürüttüğü denge politikasının bir başarı örneği olduğunu iddia eden Kalın, herkes köprüleri atarsa günün sonunda Ruslarla kim konuşacak? Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hem Batı'nın içinde olacak, hem NATO üyesi olacak, hem de Rusya ile bu ilişkileri yürütebilecek bir ülke var mı? Yok, ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden yönetiminin F-16'lar konusundaki tavrının olumlu olduğunu da söyledi. Evet, dün gazeteci Oktay Candemir, Van'da gazetecilik yapan Oktay Candemir sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıp ardından da bir video paylaştı. Şöyle diyordu açıklamasında, sayan Ağrıspor'u satın almak isteyen belediye başkanı savcı sayan ve Yıldırım ailesi arasında çıkan tartışma karakolda bitti. Sayan ve korumaları darp edildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldular. Olayın ardından sayan ve korumaları ellerinde Kalaşnikov silahlarla sokakta yürüyüş yaptı diyordu gazeteci Oktay Candemir'in iddiası bu yöndeydi ve görüntüleri paylaştı. Bizler de görüntüleri sizlerle paylaşıp kararı sizlere bırakalım. Evet, bir belediye başkanı ve yanında Kalaşnikovlu kişilerle şehrin caddelerinde tur atıyor. Bu görüntülerin özellikle şehirde yaşayan insanlar üzerinde yaratacağı travmatik etkiyi bir kenara bırakıp orada bu silahları gören çocukların neler yaşayacağı sorusunu da yöneltmek gerekiyor. Silahların çocuklar üzerindeki travmatik etkisini sanırım bilebilmek için, anlayabilmek için çok da en azından müneccim olmaya gerek yok. Bir şehrin belediye başkanı yapıyor. Konu, gerekçe her ne olursa olsun bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve yine bir videoyla devam edeceğiz. Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefa köyünde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteriyor köylüler. Ve ilginç bir diyalog yaşanıyor köylü ve asker arasında. Basın özgürlüğü yok diyor jandarma. Ve videoyu çeken kişiyle arasında diyalog şu şekilde devam ediyor. Jandarma zor kullanacağım, video çekmeyin diyor. Vatandaş basın özgürlüğü var diye yanıt veriyor. Jandarma basın özgürlüğü var ama şu anda yok. Nedense genellikle olaylar esnasında o basın özgürlüğü olmuyor. Tecrübeyle sabit, sokakta program sunuyorum ama bir taraftan da sokağa çıkıp muhabirlik yapan bir gazeteciyim ve olaylar esnasında gazetecilere yönelik hiçbir zaman basın özgürlüğü olmuyor. Bunu da belirtelim ve vatandaş nasıl yok, bununla ilgili kanun nedir diye soruyor. Jandarma videoyu çekmeyin kanunu aşağıda
Gösteririz size diyor. Bu videoyu da izleyelim. Hayır be! Lan böyle bir yak! Lan siz anlaşın! Lan Müslüman değilmişiz! Lan Müslüman değilmişiz! Lan Azim Bey'im, burası benim... Zor kullanacağım, video çekmeyin. Bakın beyefendi, video, tamam. Basın özgürlüğü var mı? Basın özgürlüğü var, şurası şu anda yok. Nasıl yok? Tamam, şu anda yok. Kanun nedir şu bunun anda, için? Şu anda alın. Bununla çekmeyin. İlgili kanun tamam, nedir? Video çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size. Evet, basın özgürlüğü yok. Medya Kritiğin ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.